hep söylediğim gibi yan yana omuz omuzda bir yumruk gibi bir araya duracağız ki kimse bu konu ötemesin, bir yumruk ötemesin. Söyle iki genç başkan da var bence yakışıyor zaten. Hayırlı uğurlu olsun diye ne kimse. Hayırlı uğurlu. İlçe başkan adayımız Zeki Can'a söz vereceğiz. Biz bu arada listesini inceleyeceğiz. Sonra da seçim kuruluna teslim edeceğiz. Seçim. İlçe Kongresi'ne hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurulduğu günden bugüne partimizde görev almış tüm büyüklerime emekleri için teşekkür ediyorum. Hayatını kaybetmiş olanları ise saygıyla anıyorum. İtiraf etmem gerekir ki bugün hayatımın en özel günlerinden biri. Özgürlüğümüzü ve onurumuzu borçlu olduğumuz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu ve en önemli iki eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Marmaris İlçe Örgütü Başkan Adaylığı sıfatıyla sizlerin huzurunda olmak benim için şereflerin en büyüğüdür. Atatürk, İnönü ve Ecevit sevdalısı olan rahmetli dedemin de şu an bu salonda beni dinlemesini ve bu heyecanı benimle birlikte yaşamasını isterdim. Onu da saygıyla yad ediyorum. Öncelikle bu onurlu görevi benimle birlikte üstlenme iradesi gösteren, başta eski ilçe başkanımız Sayın Ramazan Kılıç'a ve 28 kişilik yönetim kurulu üyelerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür borcum da beni bu görev için cesaretlendiren İlçe Başkanım Sayın Fatma Gebeşçimen'e, kendisine sizin huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu sorumluluğu ağır görevde de arkamda olmayı kabul ettikleri için teşekkürlerin en büyüğü ise sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama ve tüm aileme. Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi demek Kuvayi Milliye demektir. Bağımsızlık demektir. Laiklik demektir. Devrimcilik, halkçılık demektir. Ama en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi demek umut demektir. Hepimiz biliyoruz ki memleketimiz zor dönemlerden geçmekte. Hem iç hem dış siyasette birçok sorunlarla boğuşmaktayız. 17 senedir memleketi yöneten siyasi iktidar Türk milletinin derdine derman olamamış, ekonomik, siyasi ve toplumsal yönden ülkemize büyük zararlar vermiştir. Demokrasinin en büyük güvencesi olan kuvvetler ayrılığının yerle bir edildiği, yargı bağımsızlığının bitirildiği, medyanın kuşatıldığı, yolsuzluğun olağan ve alışılmış hale geldiği, milyonlarca işsizin olduğu, devletle liyakatin değil, sadakatin değerli olduğu ve daha birçok olumsuzlukların yaşandığı bir ülke haline geldik. Ancak yaşadığımız bu olumsuzlukların hiçbiri bizleri umutsuzluğa hapsetmemelidir. Çünkü Türk milleti tarih boyunca yaşadığı zorlukların üstesinden gelmesini bilmiştir. Ve bilinmelidir ki Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi CHP 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Türk milletinin en büyük güvencesidir. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları dünya var oldukça milletinin emrinde ve hizmetinde olacaktır. Saygıdeğer partililer, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart'ta yakılan iktidar ateşi her geçen gün sorumluluğumuz çok büyük. 82 milyon vatandaşımızın her biri yeni bir umut, yeni bir nefes arıyor. Artık her şey çok açık ve nettir. Türk milletinin yeni nefesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu sorumluluğun yükü partimizin emekçi şoföründen genel başkanımıza kadar hepimizin omuzlarındadır. Hata yapma, yorulma, pes etme lüksümüz asla yoktur. Buradan gençliğe, genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün ümidim gençliktedir diye ifade etti. Biz 31 Mart'ta Cumhuriyet'in kalesi Marmaris'ten gençlik yürüyüşünü başlattık. Bu yürüyüşü tüm Türkiye'ye yayacağız. Bu yürüyüş
yapan iktidar yürüyüşüdür. Atamız bu memleketi bizlere emanet etti. Bizim de görevimiz huzur ve refah içinde yaşayan bir ülkeyi bizden sonraki nesillere devretmektir. El ele verelim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin cinsiyetine, diline, dinine, ırkına, siyasi görüşüne bakmadan kucaklaşalım ve tek yürek olalım. Hedefimiz medeniyet ışığında atamızın mirası Türkiye Cumhuriyeti'ni payidar kılmak ve Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır. Bu iktidar yürüyüşünde çok çalışacağız. Sıkılmadık el, girilmedik kalp bırakmayacağız. Eğer bir an için acıkırsak, Çanakkale'de yedi düvenle savaşırken karınlarını bir dilim ekmekle doyuran dedelerimizi düşüneceğiz. Eğer bir an için yorulursak, 215 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayan Seyit Onbaşı'yı hatırlayacağız. Sorumluluk almaktan kaçmayacağız. Bu yolda hatalarla yapsak, hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam edeceğiz. Şanlı tarihimizin Türk gençliğine yüklemiş olduğu görevin bilincinde her birimiz daha çok emek harcayacağız. Bunları ilçe örgütümüzün hiçbir zümrenin, grubun veya ailenin partisi haline getirmeden tüm yerimiz ve ilçe halkımızı birleştirerek, tek kişide müşterilerle yapacağız. Her üyemiz, her vatandaşımız parti binamızı evi gibi görecek ve görüşlerini, eleştirilerini özgürce iletebilecek. O yüzden biz birleşerek büyüyeceğiz. Bununla birlikte bölgemizin turizminin, ekonomisinin ve sosyal hayatının gelişmesi için birçok proje üreteceğiz. Sosyal sorumluluk projelerinde en önde yer alacağız. Bu yolda belediye başkanımız Sayın Mehmet Oktay ve ekibi başta olmak üzere tüm odalar ve STK'lar ile uyum içinde olacağız. Biliyoruz ki bu güç bizi hedeflerimize daha hızlı ve sağlam bir şekilde ulaştıracak. Nitekim ilçemizdeki olumsuzluklara bakacak olursak bu birlikteliğe ne kadar ihtiyacımız olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer, sizleri bundan tam 89 yıl öncesine götürmek istiyorum. Atatürk 1930 yılında Yalova'daki yazlık köşkün hemen yanında bulunan ulu bir çınar ağacının dallarının köşkün duvarlarına dayanmasından dolayı kesilmesine karşı çıkmış ve o en insani emrini vermiştir. Dal kesilmeyecek, köşk yürüyecek. Bu emirle birlikte 2 günlük çalışma sonunda bina 4,8 metre kaydırılır ve ulu çınar ağacının dalları kesilmekten kurtulur. Dikkatinizi çekiyorum. Ulu çınar ağacı değil, ağacın dalları kesilmekten kurtulur. Şimdi gelelim 2019 yılına, Marmaris'e, Marmaris'in en özel yerlerinden birine, Okluk Koyu'na. Biliyorsunuz Okluk Koyu'nda merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yaptırılan küçük bir yazlık köşk vardı. Şimdi o köşkün yerine tam tamına 20 bin ağaç katledilerek yazlık bir saray yaptırıldı. Bir ağaç dalının bile kesilmesine müsaade edilmeyerek yürütülen mütevazi köşklerden asgari ücretin yaklaşık 390 dolar olduğu bir ülkede milyonlarca dolar harcanarak üstüne üstlük binlerce ağaç katledilerek yapılan yazlık sarayları. Halbuki Selimiye'de, Söğüt'te, Bozburun'da yıllardır beklenen imar planları yapılmadığı için köylülerimiz çok büyük mağduriyetler yaşamaktalar. Diğer yanda keyfi nedenlerle köylülerimiz yerlerinden edilmiş, ormanlarımız katledilmiş, yerine yazlık saray yaptırılmıştır. Ne aklımız ne de vicdanımız bunu kabul etmiyor. Aynı şekilde Muğla'nın tüm koyları tehdit altındadır. İmar talanları, maden ruhsatları Marmaris'in ve Muğla'nın karşısındaki en büyük tehlikedir. Bunun gibi doğal harikası coğrafyamızı tehdit edecek proje ve eylemlere karşı tüm örgütümüz ve halkımızla tek vücut olarak mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum bu gücü ve kararlılığı gösterecek girişimleri yapacak. Tüm partilerimiz ve halkımızla bu gibi keyifliliklerin karşısında duracağız. Zihinlerimizde güncel olan ve benim de çok beğendiğim Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle konuşmama son vermek istiyorum.
Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adaleti susamış, demokrasinin inancına Türk gençliğiyiz. Tekrar katılımlarınıza dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Kongremizi, partimize, ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkürler.